Teşekkür ederim değerli hocam. Değerli hukukçular, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben sizi biraz konkordantadan çıkarıp genel olarak esnaf kanunu yoluyla alacağım. Sabrınızı da zorlamamayı düşünüyorum elinden geldiği kadar. Yani bu saate kadar beklediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi esnaf kanunu yolu. Bunu anlatabilmek için önce nelerin isnafın konusu olduğunu bilmemiz gerekiyor. İsnaf edilebilen ilk derece mahkemesi kararlarını kanun 341. maddesinde tanımlanmış nihai kararlar, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddi kararları, ihtiyati tedbir ve hacizin kabulü kararları doğrudan göre isnaf edilemiyor. Kabul kararı üzerine itiraz edildiğinde itiraz üzerine verilen karara karşı isnaf kanun yoluna gelebiliyor. Bir de kanunlarda, daha önceki kanunlarda temiz edilebileceği yazılan ilk derece mahkemesi kararları artık isnaf olarak anlaşılıyor. Bu konu üzerinde çok durmak istemiyorum. Kanunda zaten sınırlı olarak saymış. Asıl size anlatmak istediğim şey, isnaf mahkemesine bir başvuru nasıl yapılır? Bu başvuru yapıldığında, dilekçe sisteme girdiğinde karar olarak çıktığı aşamaya kadar o kara kutu içinde nasıl bir aşamadan geçer? Bu konuda size kısaca bilgi aktarmak istiyorum kürsünün gerisinde olan birisi olarak. Birinci aşama dilekçeler aşaması. Dilekçelerin değişimi aşaması. Bu aşama kendi dilekçesinde olduğu gibi ilk derece mahkemesi tarafından yapılıyor. Yani isnaf dilekçesi doğrudan doğru isnaf mahkemesine veriliyor. İlk derece mahkemesine veriliyor. İlk derece mahkemesi dilekçelerin teatisini tamamlıyor. Sonra dosyayı İslam mahkemesine gönderiyor. İkinci aşama ön inceleme aşaması. Bu aşamada İslam mahkemesi İslam yolunun caiz olup olmadığına dair basit bir ön inceleme yapıyor. Üçüncü aşamada yani ön incelemeyi geçen dosya inceleme aşamasını alınıyor. İnceleme ya dosya üzerinden yapılır ya duruşmalı yapılır. Bu yapılacak incelemenin kapsamına göre kanunun tanımladığı bir husus. Yargıtay'ın koşulları varsa duruşma açma zorunluluğu olduğu halde İslam mahkemesinde duruşmanın açılıp açılmayacağını bir tek şey belirliyor. Eğer ilk derece mahkemesinin yaptığı tahkikat yetersiz ise ve İslam mahkemesi ek tahkikat yapacak ise duruşma açar. Bunun dışında hiçbir halde duruşma açmaz. Son aşama ise karar aşaması. Dilekçelerin teatisi aşamasını çok anlatmak istemiyorum çünkü temizden eskiden beri bildiğiniz usulün hemen hemen aynısı. Eğer isnaf yoluna başvurulan, aleyhine isnaf yoluna başvurulan karar kesin ise, isnaf süresi geçirilmiş ise veya harç ve giderler yatırılmamışsa bu hususlar ilk derece mahkemesince tamamlanacak. Eğer haç ve giderlere yatırılmamışsa, başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verecek ilk derece mahkemesi. Kesin kararsa veya süresi geçtikten sonra bir başvuru yapılmışsa, başvurunun reddine, yani dilekçenin reddine karar verecek. Bu tür kararlara karşı da bir hafta içinde, burada olağan İslam kanun yolu süresi iki hafta olduğu halde, İlk derece mahkemesinin başvuru yapılmamış sayılmasına veya başvuru reddine için kararlarının isnaf süresi bir haftadır. Bazen bu süreyi uygulamada kaçırabiliyor arkadaşlar. Dosya ilk derece mahkemesi tarafından dilekçeler aşaması bitirildiğinde UYAP sistemi üzerinden isnaf mahkemesine gönderilir ve fiziken de gönderilir. İslam mahkemesine gelen dosya giriş sırasına göre İslam dairesinde esas numarası alır. UYAP sistemine kaydedilir ve oradan bir esas numarası alır. Ve dava o esas numarası üzerinden takip edilir. Şimdi ön incelemede nelere bakılacak? 352. maddede bu haller sayıldı. Yakın tarihte yapılan bir değişiklikle bunlar maddeler haline getirildi. Selçuk Hocam'ın başkanlığında bilim komisyonu tarafından daha anlaşılır hale getirildi. Bunlar kısaca dosya kendisine gelen daire görevinin
Bölge Adliye Mahkemesi'nin yetkili olup olmadığı konusu uygulamada çok sorun çıkarmaz ama özellikle yeni İstanbul mahkemeleri kurulduğunda, örneğin İstanbul'dan bazı bölgeler alınıp işte Adapazarı'na bağlandı ve Adapazarı 3 Eylül'de faaliyete geçti. 3 Eylül'den önce verilen kararların istinaf incelemesi İstanbul'da yapılacak. Bundan sonraki kararlar Adapazarı'nda yapılacak. Şimdi bunun belki yazı işleri müdürü bu tarihi dikkate almadan dosyayı yanlış bir mahkemeye gönderebilir, İstanbul'a gönderebilir. Buna da ön incelemede bakılıyor ama bu çok istisnai bir durum. Çünkü bizde hangi mahkemenin hangi bölge adliye mahkemesine bağlı olduğu zaten belli bir uyap sistemi de başka bir yere göndermenize izin vermez. Demek ki birinci aşamada daire görevli mi buna bakılıyor. İkinci aşama karar kesin mi? İstinaf edilebilir bir karar mı? Başvuru süresinde mi yapıldı? Başvuru şartları taşıyor mu? Örneğin dilekçeler tatisi yapıldı mı, bitti mi? Karar temin edilmiş mi gibi? Ve son olarak da başvuru sebepleri ve gerekçesi dilekçede gösterildi mi? Aslında bu bizim istinaf sisteminin çok önemli bir unsuru. Başvuru sebepleri ve gerekçesi dilekçede gösterildi mi? Şimdi biz bunlara ön incelemede bakıyoruz. Bunun ayrı bir, bunlar inceleme aşamasında da incelenebilirdi ama bunun şöyle bir sakıncası var. Dosya bir yıl dairede bekledikten sonra siz ya bu yanlış daireye gelmiş derseniz adalet duygusunu zedelersiniz. Yani bu safhanın ayrı bir safha olmasının altında yatan prensip usul ekonomisi prensibi. Bunları bir an önce karara bağlayıp dosyayı ondan sonra esas incelemesi için sıraya alıyoruz. Burada gerekli kararlar verilir dedik. Aslında kesin karar, işte başvuru harçlarının yatırılmaması gibi konularda ilk derece mahkemesi bir karar vermeliydi. Ama vermeden gönderdiğini ben ön incelemede tespit edersem artık o kararı istinaf veriyor. Yani dosya ilk dereceye geri göndermiyor. Kendisi bu konuda bir karar veriyor. Daire dosyanın yanlış daireye geldiğini, aslında başka bir dairenin görevli olduğunu düşünüyorsa dosyanın o daireye gönderilmesine kesin olarak karar veriyor. Dosya kendisine gönderilen daire kendisinin görevli olduğunu düşünüyorsa dosyayı alıyor ve esasına devam ediyor yargılamaya. Ama o daire de kendisinin görevli olmadığını düşünüyorsa ortaya çıkan görev uyuşmazlığını hukuk daireleri başkanlar kurulu çözüyor. Ve bu karar kesin olarak daireyi bağlı. Şimdi burada her ihtimal için karar türlerini anlattım ama bunlar çok uzun. Bu aslında aşağı yukarı 40 sayfalık bir makale muhtemelen dergide yayınlanacaktır son şeyde. Bunları geçiyorum dolayısıyla. Şimdi başvuru süresini de denetliyoruz biz başlangıçta, ön incelemede. Başvuru süresi HMK'da 2 hafta olarak düzenlenmiş. Burada uygulamada şuna dikkat etmek lazım. Süre gün değil, hafta olarak tayin edildi. Hafta olarak tayin edildiği için süre hesabının HMK 92 taksim 2. maddesine göre yapılması gerekir. Buna göre sürenin başladığı güne 2. haftada karşılık gelen günün çalışma saatleri bitiminde sona erer. Ama burada şunu hiç unutmamak gerekir. Bütün süreler için geçerli HMK'da. Bizim bir 445. maddemiz var. Diyor ki elektronik işlemlerde, elektronik yolla yapılan işlemlerde kanun tayin ettiği süre gün sonunda biter. Yani 12'de, 00'da biter. Dolayısıyla çalışma saati bitmiş olsa bile istinaf başvurusu internet üzerinden gün sonuna kadar yapılabilecektir. İcra Mahkemesi kararlarına karşı başvuru süresi günle tayin edilmiştir. 10 gündür biliyorsunuz. Burada gün esasına göre, yani eski sistemdeki gibi, ilk gün sayılmayacak, son günün çalışma saatinde. Elektronik ortamda ise gün sonunda süre dolmuş olacak. İş kanununda bir tefhimden başlatan ve 8 günlük bir süre vardı. İş mahkemeleri kanunu yeni çıktı,
7036 sayılı mahkemeleri kanunu. Oradaki ayrım hükmü kaldırdı ve HMK'ya atıf yaptı. Yani basit usulü ilişkin düzenlemelerine atıf yapmış oldu. Dolayısıyla orada özel bir süre kalmadı. Burada yine uygulamada çok sorun yaratan bir husus var. Kısaca ona değinmek istiyorum. İcra İflas Kanunu'nda 363. madde sürenin tefhimden başlayacağını söylüyor. Yani yüze karşı tefhim edilmişse. Burada genellikle uygulamada kısa karar okunuyor. Gerekçeli karar okunmuyor. Süre ne zaman başlayacak şeklinde bir tartışma yaşanıyor. Burada HMK 321 taksim 2. maddesinden yararlanarak sonuca gidiyoruz. Ne diyor kanun? Tefhimi tanımlıyor. Tefhim diyor ki karar sonucunun gerekçeleriyle beraber okunması, yani hükmün bütün unsurlarıyla okunmasıdır tefhim. Eğer hakimin okuduğu kısa karar bu özellikleri taşımıyorsa esasen bir tefhim yoktur ve sürede başlamaz. Dolayısıyla burada süre artık tebliğden başlayacaktır. Bu konuda özellikle 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği birçok karar var. Yine İcra İflas Davalarına Bakan Daire'nin var. Artık iş mahkemelerinde böyle bir sorun kalmadı ama icra mahkemelerinde devam ediyor. Süre tutum diye bir dilekçe bizim sistemimizde yok arkadaşlar. Ama uygulamada yine arkadaşlar ne olur ne olmaz diye veriyorlar. Ama dediğim gibi tefhim edilen karar sadece hüküm özetinden ibaretse zaten süre başlamıyor ve süre tebliğden başlayacaktır. Süre tutum dilekçesi vermeye de esasen gerek yok. İslam süresi elde olmayan sebeplerle kaçırılırsa genel hüküm olan HMK 95. maddesi uyarınca eski hali iadesi talep edilebilecektir. Bu başvuru şartları çok geniş bir alan. İşte dilekçelerin teatisinden tutun da birçok alanı kapsıyor. Her bir eksikliğe göre mahkeme daire gerekli kararı veriyor. Genellikle eksikliğin İsnaf daire ilk derece mahkemesince tamamlanması için dosyanın geri çevrilmesine karar veriliyor. Sonra tamamlandıktan sonra İsnaf mahkemesine geri gönderiliyor. Ön incelemede baktığımız en önemli hususlardan biri İsnaf kanun yoluna başvuru sebepleri gösterilmiştir. Bizim İsnaf sistemimizin temeli burada yatıyor. Kural olarak Yargıtay'a başvuruda sebep çok göstermeye gerek yok. Çünkü hakim Türk hukukunu reysan uygular, Yargıtay da esasen hukuki denetim yapar. İsnaf ise bir vaka mahkemesidir. Yani delilleri tartışır, vaka tespitlerini yapar, sübutu ortaya koyar, ilk derece mahkemesinin delilleri tartışmasının doğru olup olmadığını değerlendirir, eksik delil varsa toparlar. Ama bir de tasarruf ilkesi var. Yani bunları İsnaf reysan yapamaz. Tarafın, yani başvuranın İsnaf mahkemesinden ne istediğini göstermesi gerekir. İlk derece yargılamasında davanın konusu dava dilekçesindeki neticeyi taleptir. İsnafta ise yargılamanın konusu İsnaf dilekçesinde gösterilen ilk derece mahkemesinin yargılama hatalarıdır. Yani başvuran ilk derece mahkemesinin hangi hataları yaptığını, ne yapması gerektiğini, nasıl bir karar istediğini tek tek göstermek zorundadır. Bizim HMK 355. maddesine göre İslam Mahkemesi'nin yapacağı inceleme sınırlandırılmıştır. Nedir o? Başvuranın gösterdiği sebeplerle sınırlı olarak inceleme yapılır. Artı kamu düzeni reysan gözetir der. Bu zaten eşyanın tabiatından kaynaklanır. Ön incelemede biz dilekçeye bakıyoruz. Sebep gösterilmemişse kamu düzenine dair durum yoksa başvurunun usulden reddine karar veriyoruz. Ön incelemeden dosya başarıyla geçerse inceleme aşamasına alınıyor dosya. İnceleme aşaması buraya fazlaca bağlı kalmadan çünkü zaman sıkıntısı var. Özetle iki aşamadan oluşur incelemenin kendisi. Birinci aşamada HMK 353 A maddesi ilk derece mahkeme 6 bent vardır onun A maddesinin altında. İlk derece mahkemesinin usul hataları gerektirir. Bunlar 353. maddede
6 bent halinde sayılmış. Davaya bakması yasak olan hakimin karar vermiş olması, ileri sürülen red sebebine rağmen reddedilen hakimin davaya bakmış olması, mahkemenin hukuka aykırı olarak görevsizlik ve yetkisizlik kararı vermiş olması veya görevli ve yetkili olmadığı halde esas hakkında karar vermiş olması, diğer dava şartlarına aykırı bir karar verilmiş olması, hukuka aykırı olarak davanın veya karşı davanın birleştirilmesine, ayrılmasına, açılmamış sayılmasına karar vermiş olması ve son olarak tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdiği delillerin hiç toplanmadan veya deliller hiç değerlendirmeden karar verilmiş olması. Bu 6 halden birini tespit ederse İslam Mahkemesi esas incelemesine geçmez. Ve kanaatimce bu incelemeyi de sırayla yapması lazım. Şimdi burada en çok belki zaman kısıtlarıyla bir madde üzerinde durmak istiyorum özellikle. İlk derece mahkemesinin delilleri hiç toplamadan veya hiç tartışmadan karar vermiş olması hali. Burada esası incelemiyoruz. Esasa dair hiçbir değerlendirme yapmıyoruz. Diyoruz ki, ve buradaki hiç delil toplamama kavramını taraflardan birinin delillerini topladı, diğerini hiç toplamadı. Bunu da kapsıyor. Bunu tespit edersek şunu diyoruz. Sen ilk derece mahkemesi, delilleri toplamadın. Gerekçende tartışmadım. Ben senin maddi vaka tespitlerine, maddi hukuk uygulamalarına şimdi hiçbir şey demiyorum. Çünkü kanun diyor ki, esası incelemeksizin bu kararı verir diyor. Bu şu açıdan önemli. Ben bu şekilde dosyayı gönderdiğim zaman ilk derece mahkemesinin direnme hakkı yok. Dolayısıyla maddi hukuk açısından onu bağlayacak, onu belli bir yönde karar vermeye zorlayacak hiçbir değerlendirme yapmamam gerekiyor. Bu çünkü bir usul denetimi. Ve bunun temelinde de hukuki dinlenilme hakkı yatıyor. Taraf, hukuki dinlenme hakkı, tarafın ispat hakkını, açıklamada bulunma hakkını, delil gösterme hakkını kapsıyor. İşte bu hakları ihlal eden bir karar varsa, esası hiç incelemeden dosyayı ilk derece mahkemesine yargılamayı tekrarlatmak üzere gönderiyoruz. Kararı kaldırıp, usulüne uygun bir yargılama yapmak üzere geri gönderiyoruz. Dediğim gibi bu sebeplerin tamamı usulü sebepler, esasa dair hiçbir değerlendirme yapılmıyor. Bütün bu inceleme niye yapılıyor? Bizim sistemimizde asıl yargılama merciliği ilk derece mahkemeleridir. Çünkü İslam mahkemeleri evet bir derece mahkemesidir, delillerin değerlendirildiği, maddi vakaların sabitlendiği bir mahkemedir ama o kadar çok yapılamayacak şey vardır ki İslam mahkemesinde. Kanun koyucu neden öyle yapmış? İşte ıslah yapamazsın. Rızayla bile olsa iddia ve savunmayı değiştiremezsin. Yeni delil, yeni vakayı gösteremezsin. Niye? Çünkü kanun koyucunu varsaymış. Bütün bunlar ilk derecede yapılacak. Ey İslam, sen bunun yapılmadığını görürsen kaldır, gönder, yapılsın. Ama şu da önemli. İslam da burada aşırıya kaçmaması gerekiyor. Yani evet mahkeme bazı delilleri toplamış. Ama bazı eksiklikler var, tamamlanabilir eksiklikler. Orada artık İslam Mahkemesi'nin kendisi o delilleri toplayıp, tamamlayıp, gerekirse bilir incelemeleri yapıp kendisinin bir hüküm vermesi gerekiyor. Evet. Sayın Başkanım, sessizlikten hareketle. Tamam. Sürenizi çok kısaltırdı. Tamam. 3 dakikada verelim size bitirin. Şimdi inceleme... usul incelemesini yaptık. Dosya başarıyla geçti. Esas yönden incelemeye alacağım. Usul incelemesi tamamen duruşmasız yapılıyor. Duruşma açılmadan yapılıyor. Ama daire gerek görürse duruşma açabilir. Buna bir engel yok. Bu bir imkandır. Yani duruşmasız karar verir imkanı var. Esasa ilişkin duruşmasız inceleme 353. maddede düzenleniyor. Burada dosyaya baktığımız zaman eğer mahkeme tüm delilleri toplamış, sübutu doğru yapmış, doğru maddi hukuk kuralını uygulamış, karar da doğru. Başvuru reddine karar veriyor, duruşmasız. Mahkeme bütün delilleri topladı. Hükmünü verdi ama hukuku yanlış uyguladı, maddi hukuku. Gerekçesinde hata var. Biz kararı kaldırıp yeni bir karar veriyoruz, duruşma açmadan.
Üçüncü bir ihtimal şu olabilir. Basit bir eksiklik var. Nedir mesela? Ya ceza dosyası var, onu görmeden karar vermiş. Biz yine duruşma açmadan ceza dosyasını getirip inceleyerek karar verebiliyoruz. Duruşmasız. Duruşma açacağımız hal, az önce de söyledim. Bizim kanunumuz diyor ki, 353. maddede saygın hususlar dışında sen duruşmasız karar veremezsin. Duruşmasız karar istisnadır gibi bir yazım var. Ama 353. maddenin A ve B renkleri o kadar geniş bir alanı kapsıyor ki, uygulamada da bunu gördük. Duruşmalı inceleme istisna. Nedir o? İlk derece mahkemesi eksik bıraktı tahkikatı. Tahkikatı tamamlamanız gerekiyor. İşte o zaman duruşma açmanız gerekiyor. Ve zorunlu. Duruşma açmadan tahkikat yapmanız mümkün değil. Hukuki dinlenme hakkının bir yansıması. Duruşma, daha önce ticaret mahkemelerini biliyorsunuz. İşte rüya hakim tahkikat yapar, duruşmaları yapar. En son duruşmayı heyete verirdi. Bu da, burada da öyle bir durum var. Ama daire tahkikatı da duruşmayı da baştan beri heyetle yürütmeye karar verebilir. Ama kural olarak tek hakimle de bunu yaptırabilir. Fakat bizim sistemimizde hiçbir şekilde tek hakimin karar vermesi mümkün değil. Tahkikatı bitiren hakim son duruşmayı heyet duruşması olarak verir. Karar duruşmada tekim edilir. Karar aşaması ilk derecedeki gibi. Burada duruşmayı bitiren hakim dosyayı heyet gününe verdi. Heyet müzakeresini yapar. Duruşmasını yapar. HMK'nın 360. maddesinde genel bir atıf var. Diyor ki, istinafa ilişki özel düzenleme yoksa ilk derecedeki usul uygulanır diyor. İşte onun gibi son celse sözlü savunmalar alınıp karar verilir. Ama burada bir detayı özellikle vurgulamak istiyorum. 186. madde bizim yazılı sistemde ayrı bir kompartıman hocamın deyimiyle ve mutlaka bir ayrıca gün tayin etmek ve duruşma açmak gerekir. İlk derecede. Fakat bizde istinafta farklı bir düzenleme var. Diyor ki ilk çıkardığınız davetiye şu itaarı yapıyorsunuz. Duruşmaya gel. Gelmezsen yokluğunda tahkikatı yapacağım. Gelmezsen yokluğunda hüküm vereceğim. Dolayısıyla biz evet 186. maddeye göre son sözlerini soracağız. Ama son CS için davetiye çıkarma zorunluluğu yok. Neden? Çünkü biz 358. maddeye göre çıkardığımız davetiyede zaten dedik ki gelmezseniz yokluğunuzda hüküm vereceğiz. Burada bir böyle bir teknik detay var. Uygulamada tereddüt yaratıyor. Yani istinaf dairesi bana son karar duruşması için bir davetiye gönderir mi diye beklemeyin. Çünkü ilk gönderdiği davetiyede yokluğunuzda hüküm vereceği ihtaratını zaten yapmış olur. Kanun gibi. Evet, diğer konulara belki soru olursa cevaplandırırız. Ayrıca basılacak makalede dediğim gibi çok daha detaylı açıklamalar var. Sabrınız için teşekkür ediyorum.